Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. ABD tarafındaki arkadaşlar yeni gerçekleşecek olan yasa üzerine konuşacağız. E bunlar ne yapabilir, neyi etkileyebilir? Bütün bunlar üzerine konuşacağız ve kripto coin sitesi üzerindeyiz. Bir kere tabi biliyorsunuz şu an mevcut süreç içerisinde arkadaşlar. ABD tarafında inanılmaz derecede Regülasyon etkisi var Regülatörler çok ciddi piyasada Boy gösteriyor ve bunlar e, Daha az önemli olan Şekilde kısa vadede piyasalarda Bir fiyat değişikliğine Sebebiyet verdiği gibi Uzun vadedeki hareketlerde Çok daha etkili olması bekleniyor Dolayısıyla oldukça önemli ABD'li senatörler Sorumlu Mali inovasyon Yasasının revize edilmiş bir versiyonu önümüzdeki aylarda uygulamaya koymaya hazırlanıyor. İki aşamalı kripto para yasası ilk olarak Haziran 2022'de duyurulmuştu. Gözden geçirilmiş kripto para ta, e, yasa tasarısı bu tarihte, diyor ve e, ABD Senatosuna sunulacağını söylüyor. Bu arada unutmamak lazım arkadaşlar bir diğer mesele Avrupa Birliği tarafında da aynı şekilde genel bir yasa tasarısı hakimdir. Bu da 2024'ün ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bununla alakalı da yakında bir video paylaşacağım. Kripto para yasası bu tarihte ABD senatosuna gidiyor. ABD senatörleri Kirsten Gillibrand ve Stinya Lamis RFI tasarısının revize edilmiş bir versiyonunu Nisan ayı ortasında uygulamayı planlıyor. Tasarı henüz onaylanmadı gözden geçirilmiş yasa tasarısı kripto paralar için yeni yasal tanımlar belirleme, düzenleyici kurumların rolünü netleştirme, stable coinlerin gözetimini güçlendirmeye ve kripto para vergilendirmesine revize etmeye odaklanacak. Şimdi bunu ilk olarak bir baştan başlayalım. Birazdan da okuyacağız ama birincisi arkadaşlar burada yasal tanımların belirlenmesi. Yani kripto paralar ne olacak? Bunlar ne? Bunlar bir menkul kıymet mi? MTA mı? Bak bu çok önemli. Burada çok önemli e, durumlar olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz regülatörler ABD tarafında kimisi kripto paraların birer MTA olarak sınıflandırılması gerektiğini belirtirken kimisi ise bunların birer e, menkul kıymet olduğunu dile getiriyor. Hatta seç bunların Bitcoin haricinde tamamının menkul kıymet olduğunu dile getirirken e, piyasadaki çok e, ciddi anlamda bir Projeyi kayıt dışı menkul kıymet satmakla itham etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunların emtia olarak belirlendiği senaryoda belirleneceği bir olası senaryoda yasa tasarısı halinde buradan farklı bir kategori açıp onun üzerinden düzenlemeler olacağını menkul kıymet olarak sınıflandırılması halinde ise daha ABD kontrollü ve bu şekilde bir süreç ilerleyeceği yönünde bilmek lazım. Bir diğer durum tabii ki düzenleyici kurumların rolünü netleştirme. Yani diyor ki hangi düzenleyici kurum kripto üzerinde etkin olacak o mu bu mu yani SEC mi bu piyasayı regüle edecek işte ne bileyim FED mi regüle edecek burada çok büyük ölçüde şunu bilmek lazım kuvvetle muhtemel SEC genel regülasyonları yapacağı gibi FED'in çıkaracağı yeni kripto ekibi arkadaşlar stable coinler üzerindeki regülasyonu ise bunlar yönetecek ve inovasyon takibi konusunda da Fed'in yeni ekibi burada karşımızda olacak gibi gözüküyor. Bunu da şimdiden söylemek lazım. Stable coinlerin gözetimini güçlendirmeye ve kripto para vergilendirmesi. Şimdi gözetimin güçlendirilmesi en nihayetinde stable coin ihraççılarının oluşturucularının ve satıcılarının belli başlı konular dahilinde rezervlerini ne yapması, düzenleyicilere, regülatörlere açmasını kapsaması bekleniyor arkadaşlar. Burada ekstrem bir yaptırım olmadıkça bu güzel bir durum olacaktır. Bunu ilk olarak söyleyeyim. Açacakları kurum kuvvetle muhtemel SEC ve Fed'in yeni ekibi olacaktır arkadaşlar. Bir diğeri kripto para vergilendirmesi hususunda en son zaten madencilere yönelik %30 bir vergi geldiği gibi belli kazancın üzerinde de %30'un üzerinde kazançtan e, burada bir vergilendirme hususu gerçekleşecek. Şu anda bunları biliyoruz. ABD'li düzenleyicileri yeni yasalar konusunda farklı görüşlere sahipler. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve MTA vadeli işlemler ticaret komisyonu kripto düzenlemeleri konusunda farklı kulvarda ilerliyor. Tasarının duyurulmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, SEC'in menkul kıymet özelliklerini koruduğuna inandığı kripto para birimlerinin çoğunu düzenlemesi gerektiğini vurguladı. Buna karşılık CFTC Başkanı Rostin Benim, CFTC'nin vadeli işlem piyasasını denetlediği için kripto para birimleri için spot piyasa üzerindeki düzenleyici otoritesini güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Benim RFI'da önerilen kripto para birimlerinin meta olarak tanımlanmasını da destekliyor diyor. Yani her iki tarafta arkadaşlar aslında kendi çıkarına olacak şekilde biraz daha e, baş regülatör olabilmesi için kendi kurumunu desteklediğini açık bir şekilde söylemek lazım. Tabii ki hangi e, alanda sınıflandırılacağı konusunda Hangisinin de baş e, regülatör olacağı büyük bir önem arz edecektir. Burada MTA olarak sınıflandırılması daha iyi olacakken menkul kıymet olarak sınıflandırma ihtimali ABD'nin daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Senatör Gillibrand tasarının revize edilmiş versiyonunun daha ayrıntılı token coin tanımlarını içerdiğini ve tasarıyla ilgili, e, e, ilgili endişeleri giderdiğini belirtti. 8 Mart'ta Senato Tarım Komitesi önündeki bir duruşmada Gillibrand, SEC'in menkul kıymet özelliklerine sahip kripto paraları düzenlemesi gerektiğini, CFTC'nin ise emtia niteliğindeki varlıkları düzenlemesi gerektiğini açıkladı. E, para birimi denetçi ofisi stablecoin'in denetimlerine odaklanacak. Şimdi ya bu <laughs> çok politik bir şey yani ya şunlar emtia ise sen yap tamam çok güzel. İşte şunlar Ya kardeşim hangisi emtiye hangisi menkul kıymet? Asıl önemli olan o. Yani şey zaten herkes biliyor. Çocuk da biliyor. Menkul kıymetse tamam sec denetler. E CFTC'de emtiye denetler. Ya olay o değil ki. Hangisi emtia, hangisi menkul kıymet? Yani sırf zaten bunun üzerine sırf bu sorundan dolayı Ripple'la SEC yıllardır mahkemelik. Zaten çözülemeyen sıkıntı burada arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu arada ABD Merkez Bankası FED düzenlenmemiş stablecoin'lerle ilgili endişeler arasında yeni kripto ekibi oluşturacağını duyurdu. Evet bir diğer regülatör, müstakbel regülatör de budur. FED düzenlemeler için yeni ekip topluyor. Bir FED yetkilisine göre Merkez Bankası düzenlenmemiş stablecoin'lerle ilgili endişeleri arasında... Kripto piyasasındaki gelişmeleri ayak uydurmak için uzman bir ekip oluşturmaya hazırlanıyor. Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Bar oluyor kendisi. Merkez Bankası'nın inovasyonu engellemek istemediğini ancak düzenlemelerin hane halklarını ve finansal sistemi korumasını sağlamak istediğini söyledi. Buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü gün içerisinde özellikle iki farklı videoda da e, bunları konu aldık biliyorsunuz. 9 Mart'ta Washington'daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde konuşan denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michelle Barr, kripto paraların finansal sistem üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu kabul etti. Ancak inovasyonun faydalarının ancak uygun korkuluklar varsa gerçekleşebileceğini ekledi. Bar'ın endişe kaynağı olarak vurguladığı bir kripto alt sektörü stable stablecoin'lerdi. Genel olarak gözden geçirilmiş RFI tasarısı, ABD kripto piyasası için netlik ve düzenleme sağlamayı amaçlıyor. Nisan ortasında uygulanacak tasarının etkisi kritik kesinlikle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.